Safi Lezzetler kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı gerçekten oldukça kolay, 5 dakikanızı bile almayacak harika bir lezzet olan yalancı profiterol tarifini paylaşacağım. Canınız profiterol çektiğinde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Şimdi tarife geçelim. Bir tüstün içine 1 su bardağı un ve 1 su bardağı şekeri koyarak kıvamı almasını sağlayarak pişiriyorum. Evet, muhallebi kıvamına gelince içine bir paket vanilya ekliyorum. Ara ara karıştırarak topaklanmasını engelliyorum. Bu şekilde bir miktar soğumasını sağlıyorum. Kıvamı bu şekilde. Ben de bu tarafta bir paket tuzsuz etimek var elimde bu şekilde. Bunu elimle ufak parçalara ayıracağım. Bir kabın içerisine alıyorum bunu. Diğer tarafta da bir paket süt kremasını ocağa alıyorum. Kaynama noktasına gelene kadar ocağın altını açık bırakıyorum. Bakın bu şekilde kenarlarından köpürcükler çıkmaya başlayınca iki paket çikolata, biri bitter, biri sütlü kullandım. İki paket çikolatayı ekliyorum. Toplamda 150 gram kullanmanız yeterli olur. 160 gram kadar oldu sanırım benimkiler. Evet, krema bu kıvama gelince birazcık daha soğuması için bekletiyorum oda sıcaklığında. Muhallebimin, soğuyan muhallebinin içine bir paket krem şanti ekleyip mikserle kıvam alana dek, ipeksi bir kıvama gelene dek çırpıyorum. Muhallebimi etimeklerimin üzerine boşaltıp bunları bir güzel harmanlayacağım şimdi. Ilık haldeydi muhallebi. Çok aşırı derecede soğuk ya da çok sıcak değildi. Ilınmıştı hafif. Çok soğuk yaparsanız belki etimekler yumuşamayabilir. Ben ılık haldeyken karıştırdım ve gayet güzeldi 3 saat sonrasında. Bunları bu şekilde harmanlayıp, bu arada ben çikolatalı kremalı karışımı buzdolabına kaldırdım. İyice homojen hale gelip çikolatalar eriyince kaldırdım buzdolabına. Bunu böyle bir borcama, orta boy, büyük boy olursa ince olur, orta boy olursa biraz daha kalın bir tatlı olur. Borcamı alıyorum, üzerini bu şekilde düzeltiyorum. Orta boy bir borcam arkadaşlar bu. Üzerine hazırlamış olduğum ganajımı döküyorum. Yemelere doyamayacaksınız gerçekten. Harika bir lezzette, çok güzel bir tatlı oluyor ve yapımı inanılmaz pratik. Düzgün olmadı derdi yok. Bisküvim yamuk durdu derdi yok. Gerçekten harika bir lezzet. Bunu şimdi buzdolabına kaldırıyorum. 3-4 saat sonra, hatta bir gece durursa daha güzel olur, servis için hazırız. Şimdi bakın arkadaşlar, ganaj gerçekten bol olduğundan böyle kenarlara kadar akmış ve lezzeti buradan belli oluyor. Bunu hazırlarken oruçluydum. Çekimi gerçekten yapmak zor oldu. Bu pastayı bu şekilde kaşıkla servis yapıyoruz. Diğer türlü çünkü dilimlemek bunu mümkün değil. O yüzden istediğiniz bir kapta yapabilirsiniz. Daha derin bir kapta yapabilirsiniz. Kaşıkla servis edeceğinizden sorun olmayacaktır. Bu şekilde tatlımız. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmanızı, videolarıma beğeni yapmanızı rica edeceğim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.